Şimdi bu ev kiralarının artması arz talep dengesine göre değişkenlik gösteriyor. Tabii yaz sezonunda düğünler hızlı bir şekilde yapılıyordu. Tayin atamalar oluyordu. Onun haricinde bir de Konya'mıza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz mevcut. Şu anda yüksek okullarla ilgili. Bu öğrencilerimiz yurt bulamadıkları için birkaç arkadaşıyla beraber ev kiralayabiliyorlar. Bunlarla beraber talebin artmasıyla üretimin de yapılmamasından dolayı kiralarda yükseliş söz konusu gibi. Fakat kış sezonuna girmemizden dolayı şu anki mevcut kiralık daireleri vatandaşlarımız istediği bölgeden, istediği muhitten ulaşımı kolay olan okullarına veya iş yerlerine yakın yerlerden kiralıkları temin edebiliyorlar. Kiraların artmasının en büyük etkeni talebin fazla olmasından ve Konya'mızın da göç almasından dolayı kaynaklanıyor. İnşallah üretimlerimiz artarsa inşaat hızlı bir şekilde yapılma süreci başlatılırsa kiralıklarında normal seviyeye gelecek kanaatindeyiz. Şimdi Konya'mız merkez ilçe ve 3 tane ilçeden oluşuyor. Selçuklu, Karatay, Meram olmak üzere. Selçuklu'da biraz daha yüksek seyrediyor. Hemen akabinde Meram ve Karatay başa baş gidiyorlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Tabii evin özelliğine göre bunlar değişiyor. 2 artı 1 olanlar var, 1 artı 1 stüdyo daireler var, 3 artı 1, 4 artı 1 ve onun üzerinde olan dairelerimiz söz konusu. Dairenin özelliğine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Biliyorum. Ortalama eski oturanlar var, yeni oturanlar var. 4 bin lirayla 30 bin lira arasında kiralarımız değişkenlik gösteriyor. Selçuklu bölgesinde mi? Selçuklu'da da, Meram'da da bu şekilde. Tabii bu yüksek kiralı olan yerler artık 200 metrekarenin üzerinde olan 4 artı 1 güvenlikli site içerisinde her türlü sosyal aktivitesi olan evler söz konusu. Bir de harcalem tabir ettiğimiz evlerimiz var. Onlar kira olarak daha uygun fiyata gidiyor şu an. Şu anda kış sezonuna girdiğimiz için yakıt ve aidat giderleri başlayacak olduğundan ev sahipleri fiyatları biraz daha aşağı çekerek de evlerinin boş durmadan kiraya verilmesi arzusundalar. Bizler de gereken yardımı yapıyoruz. Konya Emlakçılar Odası üyeleri olarak vatandaşı ve mal sahiplerini bilgilendiriyoruz. Uygun şartlar oluştuğu zaman kiralamalar devam ediyor. Şu anda ihtiyaç kadar konut üretilmiyor ama konut stoğumuz var mevcutta. Bunlarla idare ediliyor. Yapılan konutlar da kifayetsiz. Tabii TOKİ desteği var. Hükümetimizin almış olduğu kararlar var. Kırsal kesimde yapılan harcalen orta ve dar gelirli vatandaşlara yapılan daireler var. İnşallah bunlarla birlikte biz kiralıklarda bir rahatlama olacağı söz konusu. Devletimiz de bunun gereken yardımı arsa payından, imalattan her konuda destek oluyor. Kira öder gibi vatandaşlarımız ev sahibi olurlar ise kirada oturan vatandaşlar bu yerlere geçtiği zaman kiralıklarında rahatlayacak kanaatindeyiz. Kiralama yapacak vatandaşlarımızı biz Konya Emlakçılar Odası olarak uyarmak istiyoruz. Vergi kaydı, oda kaydı, taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan hiçbir emlak ofisinden vatandaşlarımız alım, satım ve kiralama yapmasınlar. Kapora dolandırıcılığı yapan, arada gezen, seyyar, ayakçı tabir ettiğimiz kişi ve kuruluşlar mevcuttur. Oda üyesi olmayan hiçbir emlak ofisine kesinlikle kapora vatandaşlarımız göndermesinler. Çok önemli. Yani kaporayı alıp da telefonu kapatıp bir daha ulaşılmayan kişi kuruluşlar var. Ondan dolayı vatandaşlarımız mağdur olmasınlar.